Merhaba, ben Tuba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle geliyorum. Neredeyse uzun seneler sonra ilk defa bir diyet uyguladım. Ve gerçekten sonuçlarına inanamadım çünkü hiç beklemiyordum böyle bir şey. Her gün yediğim yemeklerden yedim. İki ana öğün, bir ara öğün olacak şekilde yedim. Ve gerçekten sonuç inanılmaz. 4 kilo verdim. Tabii ki bu 4 kilo yağdan olduğunu sanmıyorum. Vücudumdaki şişkinlikler ve sular gitti. Ama ben yine de sonuçtan çok memnunum. Çünkü vücudumu çok hafif ve çok rahatlamış hissediyorum. Son zamanlarda aşırı kötü besleniyordum ve vücudumu kötü hissediyordum. Uyguladığım diyeti tabii ki sürekli uygulamayacağım. Ben 3 gün uyguladım. Bir daha ne zaman uygularım? Belki 2 ay sonra ya da 3 ay sonra. Çünkü sürekli uygulamak istemiyorum. Dün bitti benim diyetim. Bugün kahvaltı yaptığımda midemi küçüldüğünü anladım. Az bir şey yememle hemen şişkinlik hissettim. Aslında bu iyi bir şey ve ben bunu korumak istiyorum. Bir daha diyetim bitti diye sınırlarımın dışına çıkmak istemiyorum. Kaçamaklar yaptım. Gerçekten yaptım. Mesela ilk gün ekstra bir tas çorba içtim. Ya da ne bileyim, ikinci gün ekstra muz falan yedim, içecek içtim. Üçüncü gün mısır ekmeği yedim. Ama tabii ki ne kadar yedim? Şu kadar falan yedim. Ya da yengem revani yapmıştı, ondan yedim. Hani sınırımın dışına çıktım açıkçası. Sonra da dedim ki kesin dedim kilo veremeyeceğim. Kesin dedim ben hep böyle yiyorum falan dedim. Ama baktım ki 4 kilo gitmiş. Ben sonra böyle kaldım. Hiç beklemiyordum. O zaman size de ne yediğimi ne içtiğimi söyleyeyim. Şimdi ilk günkü sabah kahvaltımda gayet normal bir kahvaltı. Ne yedim? 2 haşlanmış yumurta, bir domates, biraz peynir ve biraz kaşar yedim. Ben şunu anladım ki sadece ekmeği kısarak, ama ekmeği asla bırakarak değil yani, sadece ekmeği kısarak bile kilo verilebiliyor. Çünkü asıl kalori ekmekte. Hani buradaki haşlanmış yumurta, kaşar ya da peynir, domates, bunlardan kalori az miktarda var. Ki ben şundan da şüphelenmiştim. İşte benim kaşar peynirim ya da peynirim tam yağlı ama sorun olur diye düşündüm. Ama yine de sonuç gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadı. Gayet sağlıklı bir kahvaltı yaptım aslında. Ben en çok ilk gün zorlandım. İlk gün ve ikinci gün. Üçüncü gün zorlanmadım. Çoğu insan üçüncü gün artık böyle bıkıp zorlanıyormuş. Ama ben de galiba üçüncü günü artık böyle midem küçüldü, bilmiyorum. Üçüncü gün o yüzden hiç zorlanmadım. Üçüncü gün en kolaydı benim için. Dediğim gibi iki ana öğün, bir ara öğün olarak şeklinde beslendim. Ara öğünümde yeşil çay ve biraz ceviz, biraz fındık yedim. Şunu da demeliyim ki her gün yeşil çay içtim. Bir ya da iki tane. Çok su içmeye çalıştım. Ben normalde suyu az içiyorum, içemiyorum yani. Bu çok kötü bir şey. Suyuma limon dilimleri katıp katıp içtim. Özellikle kahvaltıdan önce böyle koca bir 300 ml bardağı limonlu su, onu içtim mesela her kahvaltıdan önce. Ve gerçekten akşam yemeğim olarak mantar sote ve yoğurtlu brokoli yedim. Aslında çok normal bir yemek benim için. Hatta benim yediğim tabak böyle koca servis tabağı. Yani biraz fotoğraftan fark edersiniz. Küçük bir servis tabağı değil yani. Böyle şu büyük olanlarla doldurdum yani. O yüzden de şüpheye kaçtım aslında. Ama baktığımda tabağımın boyutu büyük de olsa da oradaki brokolinin kalorisi çok az. İlk günkü yemeklerim bu şekildeydi. Ve evet, ilk gün acıktım. İkinci güne gelirsek çok az yağda iki tane yumurta yaptım tavada. Biraz peynir de kattım içine. Bir dilim labneli ekmek ve yanına yeşil çay içtim. Fark ettiyseniz hiç böyle yediğim şeyler hiçbir absürt değil ya da işte ne bileyim şunun üstüne şu 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 ya da yeşil çayın içine meyveler atın, onu çırpın, onu için falan, böyle bir şey değil yani. Hepsi normal gündelik yemekler. Beni şaşırtan şey zaten buydu. Dediğim gibi sadece ekmeği kısarak bu hale gelmek çok iyi. Devam ediyorum. İkinci gün ara öğünüm olarak Pınar'ın multi sütü var. Böyle 500 milimlik böyle. Ben ondan bir bardak içtim sadece 200 milim olarak. Çünkü biraz kalorisi vardı açıkçası. Tamamını içsem de ben çok sorun olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi ben hiçbir zaman aşırıya kaçmamaya çalıştım. Yanında da Lifa Lif yedim, bir tane bitter çikolatalı. Diyet psikolojisi çok kötü bir şey. Kendinizi sürekli bir şeylerden kısmaya çalışıyorsunuz ama bu yanlış. Ve bunu anlamış oldum. Akşam yemeğim olarak da köfte yedim. Brokoli yedim yine ve pırasa yedim. Bu yemekten sonra böyle bayağı bir şişmiştim. Çünkü o köfteleri tahmin edebilirsiniz. 5 tane büyük köfte neredeyse. Ama bu diyetin amacı aslında daha çok protein ağırlıklı beslenmek. Her öğünümde protein ağırlıklı şeyler var. Ya da mesela hep yeşillik de katmaya çalıştım araya. Oranlı bir yemek üretmeye çalıştım kendime aslında. Ve üçüncü gün son günüme geliyorum. Tabii ki diyet psikolojisi çok garip bir şey. Şey diyordum. Bugün de bitsin de sonra gideyim hamburger yiyeyim,
şöyle şunu yiyeyim. Her şeyi böyle canım çekiyordu. Çünkü hani kendinizi yasaklanmış hissettiğiniz için her şeyi canınız çekiyor. Ama dediğim gibi bu sadece 3 gün süren bir program olduğu için hiçbir sorun yaşamadım. Ama bu programı 7 gün yapabilir miyim? Ki zaten 7 gün işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü bir zaman sonra insanın insülin direnciniz artıyor ve kilo verememeye başlıyorsunuz. Yani sürekli aynı tip beslenerek kilo verilmiyor. Üçüncü gün kahvaltıma geliyorum. Yine 2 tane haşlanmış yumurta yaptım. Ama bunu yeşil soğanla böyle bir salata tarzında bir şey yaptım. Ve şunu da demek istiyorum. Ben 3 gün boyunca tuz kullanmadım. Kahve içmedim. Kısaca böyle ödem yapabilecek içecekleri ya da yiyecekleri yemedim. Ve yanında yine kaşar ve peynir yedim. Çok normal bir kahvaltı benim için yine. Ara öğünüm olarak dışarı çıkmıştık. Bir tane americano içtim, sade şekersiz. Ve yanında da Nesfit'in bir tahıllı barını yedim. Güzel bir ara öğün, normal. Ve akşam yemeğimde de biraz karalahana, biraz da fırında patates ve köfte yedim. Şimdi vücudumun sonucunu bir buraya koyacağım, eski halime. Bir de şu an buraya koyacağım, şu anki halime. Gerçekten farkı görebilirsiniz. Çok memnun kaldığım bir diyet oldu. Acıktım mı? Böyle %10 falan diyebilirim. İlk gün çok acıktım. Çünkü ben zaten obur bir insanım. Tok olduğum zaman bile ben yemek yiyen bir insanım. Benim 3 günlük diyet listem bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.